Evet arkadaşlar bir önceki videoda k C1 akıllı saatimizin incelemesini ve telefona uygulama kurulumunu yapmıştık. Videoyu yayınladıktan birkaç gün sonra YFIT akıllı saat uygulaması çöktü ve bazı hatalar vermeye başladı. YFIT uygulamasının vermiş olduğu hatalar ise uygulamanın saate bağlanamaması, saat kadran arayüzlerine bağlanmaması, otomatik olarak nabız ve oksijen seviyesini ölçmemesi gibi sıralanmakta. Akıllı saat firmasının önermiş olduğu bir uygulamanın e, düzgün olarak çalışmaması geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan bu akıllı saati tamamen akıllı saat olmaktan çıkarmış bulunmakta. Çünkü akıllı saatlerin kurulumundan tutun hemen hemen tüm özellikleri uygulama üzerinde çalışmakta. Yani uygulama olmadan bu tarz saatlerin tüm özelliklerini kullanmanız mümkün değil. Okuduğum yorumlarda da birçok kullanıcının e, bu durumdan rahatsız olduğunu gördüm ve e, bu akıllı saati kullanan kişilerin saatlerini tekrar stabil olarak kullanmaları için bu videoyu hazırladım. Öncelikle saatin önermiş olduğu Yefut uygulamasına gireceğiz ve saati uygulamaya bağlamaya çalışacağız. Bakalım bağlantı. Kurabilecek miyiz? Uygulamaya giriş yaparak e, üyeliksiz giriş sekmesine tıklıyoruz ve onayla diyoruz. En altta bulunan cihaz kısmına tıklayarak yukarıdan cihaz ekle seçeneğine basıyoruz. Ve buradan C1 yazan cihazı seçeceğiz. Gördüğünüz gibi Yefid uygulaması akıllı saatimizi görüyor fakat e, cihazı seçtiğimizde bağlantı kurulamıyor. E, YFIT uygulamasına güncelleme gelir mi ya da e, güncelleme gelirse düzelir şu anda herhangi bir şey söylemek mümkün değil. O yüzden e, bu akıllı saati kullanan ya da bu saati almayı düşünen arkadaşlara YFIT uygulaması ile aynı arayüze sahip gayet hızlı ve sorunsuz çalışan bir uygulamadan bahsedeceğim. YFIT uygulamasından çıkış yapalım. E, telefonda kuracağımız uygulamanın ismi Callware. E, öncelikle bu uygulamayı telefonumuza kuralım. Uygulamayı kurduktan sonra açalım ve e, üyeliksiz giriş kısmına tıklayarak onaylayalım. E, gördüğünüz gibi uygulamanın e, arayüzü ve tüm özellikleri YFIT uygulamasıyla aynı. Hatta uygulamayı kullanırken göreceksiniz e, gayet hızlı ve stabil olarak çalışmakta. O yüzden uygulamanın tüm özelliklerinden bahsetmeyeceğim. E, sadece akıllı saatimizin bağlantısını yaparak saat kadran arayüzlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Evet e, ilk olarak en alta bulunan cihaz Sekmesini tıklayacağız ve yukarıdan cihaz ekle kısmını seçeceğiz. Ve C1 yazan cihazı onaylayacağız. Evet şu anda bağlantı kuruldu. Yefit uygulamasında cihazımızda bağlantı kurulamamıştı. Ee, gördüğünüz gibi bu uygulamada bağlantı başarıyla kuruldu. Şimdi saat kadran arayüzlerinin çalışıp çalışmadığını bir kontrol edelim. Ee, yine ana menüden cihaz kısmına giriş yapacağız ve buradan arayüzün değiştirmesi seçeneğini tıklayacağız. Ve en altta bulunan daha fazla seçeneğine giriş yapacağız. Gördüğünüz gibi burada da menüye sorusu olarak bağlantı yapılmakta. Aynı zamanda bu uygulama YF uygulamasından daha fazla geniş kadran arayüzüne sahip. Bunu da belirteyim. Hatta buradan işlerinden yeni gelen arayüzlerden bir tanesini de saatimizle tanımlayalım. Onayla diyeceğiz. Saat kadranları üzerinde değiştirmesi biraz zaman alıyor. Bu kadran değişikliklerini yaptığınızda aynı işlemi tekrar tekrar yapmak zorundasınız. Bunu da belirteyim. Gördüğünüz gibi kadran arayüzü cihazımıza tanımlanmış oldu. Bu uygulama sayesinde akıllı saatinizin tüm özelliklerinden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Saat ile uygulama arasında sorun yaşayanlar da videonun altına yorum kısmında sorularını sorabilirler. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde yanıtlamaya çalışırım. Yine saat ile alakalı güncel bilgileri ve düzeltme bilgilerini almak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.